Teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle şahsım ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Recep Altıp adına tüm zamanların en güzel şehri Evliyalar Diyarı Bursa'ya hoş geldiniz diyorum. Gerçekten Bursa'mız bir medeniyetin doğduğu, bir imparatorluğun doğduğu, fiilen olmasa da kavlen yaşayan bir medeniyetin doğduğu ulu şehir. Tabii ki tarihiyle, kültürüyle her zaman şehirlerin yarıştığı günümüzde marka şehir olmaya günümüzde de devam ediyor. Biz bu bağlamda Bursa Büyükşehir'imiz olarak Bursa'mızda gerçekten Sayın Başkanım Recep Altıp önderliğinde güzel hizmetlere imza attık. Bugün de burada işte gördüğünüz bu tarihi mekanda Bizans zamanına dayanan bir mağara. Bunun buraları Sayın Başkanımızdan önce mezbelilikli. Bu Osmanlı döneminde bunun örneğinin dünyada ilki olarak katlı çarşı olarak Bali Beyhan yapılıyor. Tabi bunları hep harabe halindeydi. Biz bunları hepsini elden geçirdik. Usulüne uygun olarak onardık. Tamiratını, restorasyonunu yaptık. Bursa'da böyle yüzlerce eseri gün yüzüne çıkardık. İnşallah sadece bu mağaranın devamında da altına giden Osmanlı Beylik Sarayı kaldı. Onu da Allah'ın izniyle inşa edip restorasyonu yaparsak Bursa'da artık yerin üstünde ve yerin altında ecdat yadigarı herhangi bir eser kalmamış oluyor. Tabii ki böyle bir şehirde olmanın, böyle bir imparatorluğun, medeniyetin doğduğu şehirde olmanın tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanı olması bağlamında Sayın Başkanım Recep Altıp Bey'in de sorumlulukları var. Başkanımız da bu sorumlulukların bilinci içerisinde böyle dünyaya mal olmuş bir şehrin bir emini olarak, bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem Bursa'da hem Balkanlar'da hizmete devam ediyor. İnşallah şu an burada Balkanlar'da sorduğunuz zaman oralarda bile artık Balkanların da belediye başkanı Sayın Recep Altıp Bey'e hitap ediliyor. Oralarda da güzel hizmetlerimiz var. İnşallah bunları tabii ki geçen sene başlattık, bu yıl devam ettireceğiz. Kafkaslar'da da orada da birçok Müslüman ve Türk boyları kardeşlerimiz var. Onlara da ulaşmak istiyoruz. Onlar da geliyor, bizler de gidiyoruz. Oralarda da çalışmalarımız devam ediyor. Bu bağlamda tabii ki böyle bir güzel projenin Bursa'da bütün Karapapak Türklerinin dünya çapındaki Bursa'daki yapacağı bu etkinlik, bütün 40 ülkeden Türk boylarının, o Balkanlardan, Kafkasların, yani her yerinde yaşayan o Müslüman Türk kardeşlerimizin Bursa'da buluşması bizim için tabii ki bir farkındalık. Bursa'ya da zaten bu yakışır. İnşallah biz tabii bu konuyu Sayın Başkanımızla istişare edeceğiz, anlatacağız. Bizim de temennimiz böyle bir etkinliğin Bursa'da olmasının gerektiğine inanıyoruz. Bursa bunu hak ediyor. Çok güzel olacağına inanıyorum. Hem Bursa'mız hem ülkemiz hem dünya çapında güzel ses getireceğine, bu birlik, beraberlik ve kardeşliğe de olumlu manada etki yapacağına ben inanıyorum. İnşallah güzel olur diye düşünüyorum. Size de böyle bir etkinliğin Bursa'da yapılması için bize girip böyle işaret ettiğiniz için size de ben canı gölden teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte güzel bir proje olacağına inanıyorum. Evet Sayın Başkanım, biz de size çok teşekkür ediyoruz. İnşallah el ele, gönül gönüle burada güzel bir Türk kültürüne, tarihimize hizmet edeceğimizi düşünüyorum. Size başta Sayın Recep Altıp olmak üzere bütün büyükşehir yetkililerine ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz yeni hayatınızda. Çok sağ olun.